Kaldığımız yerden devam ediyoruz okulu eğitimi sormaya, sorgulamaya. Ee, Pakkan Okulları'nın kurucusu, değerli eğitimci ve benim mentorum dediğim e, o güzel öğretmen, kalbi güzel öğretmen Yasemin Pakkan bizlerle. Hocam... E, Şimdi okul anladım okul olması gerekiyor bundan kurtulamayacağız yani hani öyle hiç kimse hayal kurmasın okul gelecekte de var olacak. Peki biz bu var olan şeyi yani hep var olacak varlığımızı tamamlayacak diyor isek bu ee, biz bunu sevmelim artık değil mi sevmeliyiz. Fakat çocuklar gördüğüm kadarıyla okulları sevmiyorlar. Neden sevmiyorlar? Ee, bir kere pazar günleri biliyorsunuz pazar akşam üzerinden itibaren karınları ağrımaya başlıyor. <laughs> ben de öğrenciyken hep o pazar günü ızdıraptı. Sabahleyin pazartesi, herkes pazartesi sendromu falan derdi. Şimdi e, galiba biz bunu yıktık. Şimdi okul sevmede ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani çok gerilerdeyiz okul sevmede. E, okulu sevmemenin kendi çocuğumdan ya da öğrencilerimden de izlediğim kadarıyla birinci sebebi e, sınav stresi. Evet. Sınav stresi yani bu yarın sınav varsa çocuk sabah karnı ağrıyarak geliyor. Ya okul, okula gittiği zaman Not. hep değerlendirileceğini düşünüyor Aynen. çünkü. Not. Bir de şimdi şey var tabii yani var mı hala bilmiyorum. Ee, sonuçların ilanı. Evet. Ben kaçıncı olacağım, sınav var, rezil olacağım. Ya yapamazsam endişesi ya annem babam beni orada gördüğünde e, en kötü ihtimalle merkezde sıralama sınavları gibi. var. Şimdi bir sınav ve sonucunun açıklanması ve ee, onun e, duyurulma diğerlerinin görmesi. İkincisi de bence çok çok ciddi bir problem bu. Ceza niteliğindeki ödevler. Evet. Yani ödev çocuğu hayattan zaten okuldan uzaklaştırıyor. Yaşam zevkini alıyor. O bir ceza olacak ödev ama yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Birçok okula soruyorum hocam. E, niye ödev veriyorsunuz diye. Bütün araştırmalar gösteriyor ki ödevin başarıya katkısı yüzde Biliyor iki, iki buçuk. Biliyor musunuz? Niye Veli veriyorsunuz istiyor. diyorum. Veli istiyor. Veli istiyor. diyorlar hocam. Ne Sizin velileriniz istiyor mu ya Hayır, mesela böyle ödev? Sanmıyorum ya da siz belki de fikir ee, ya ya da istiyorsa zaten istiyorsa çok büyük ödevler zaten bize vermiyor. Yani o ödev istiyorsa sistem o sisteme doğru gidiyor ya da. Ama şimdi, niye bir veli çocuğunun çocuğuna ödev verilmesini ister? Ve öğretmen ne yapıyor biliyor musun? Yani en kıymetli vaktini akşam ödevini hazırlamakla geçiriyor. O, o da ayrı bir problem. Yani bir kere çocuk mutsuz. Etkin ve verimli bir ödev mutsuz. hazırlamak lazım. Yani güzel şey. bir ödev vereyim hani e, oradan fotokopi çekip çocuğun çantasına koymayayım. O diyor. da yapılmasın. Lütfen o da yapılmasın. E, şimdi hem e, çocuk mutsuz, e, öğretmen bunun için bir mesai harcıyor. Bir de o ödevin kontrolü var. O da ayrı bir mesai ve etmediği zaman o kontrolü. Bu sefer veli de diyor ki hem ödev verdiniz niye hem kontrol etmediniz? Ben de olsam derim. Halbuki e, ben inanıyorum ki saat 7'de evden çıkmış bu çocuk. E saat e, e, evine dönmesi dört buçuk beş belki evet. daha fazla e bırakalım bu çocuk bir rahatlasın bir serilsin dökülsün sporunu yapsın müziğini ilgileniyorsa ya yani başka bir şeyi bahçede oynasın her şey yapsın ama hayır eve geldi elini yüzünü yıka çabuk ödevine otur İstanbul bir sistem olarak bu çocukların kendi kendine çalışabilir hale e, getirilmesini sağlasak yani biz ödev vermesek de çocuklar bir Görev sorumluluk üstlerine alsalar. Yani öğrenme sorumluluğu güzel. öğretmen öğrenciye ait, öğretmene değil ki aslında. Hani bunu nasıl anlatırız? Muhakkak çocuklara? bir şey yapacaksak bence haftanın bir ya da iki günü yarınki dersle alakalı bir araştırma yapabilir, bir ön hazırlık getirebilir, konuşarak araştırarak elinde neticede bütün dünya var elinde. Bakar, araştırır, gelir ve sunar. Ama bunu, Peki bu hadi, öğrenciye nasıl kazandırılır? E, okul bence, iklimi midir bunu kazandıran? Bence okul politikası, kurumun e, kültürü e, bunlar çok önemli. Yani Çocuk bilir ki evet ben yarın e, bununla ilgili hazırlığı yapacağım bireysel olarak ya da grupla sunacağım ve bununla ilgili bir not, not çok önemli not tehdit gibi değil... Not bence e, özellikle sanat derslerinde hani Geri bir aslında. kenara notu bir kenara atmak istiyorum ben özellikle ilkokulda ve ortaokulda belki biraz daha ileride olabilir ama not çocuğun hayatında bir uykularını kaçıran e, onu mutsuz eden bir kavram bu notun kaç şimdi biliyorsun notlar da artık eskisi kadar şey değil hani şey kısaldı, açık küçüldü. Gerçekçiliğinde tartışıyoruz yani artık. Artık gerçekte de değil. Hani gerçekten not veriyorsak not o da değil. Çünkü hani okullarda aman sakın bunu da çok doğru bulmuyorum. Hani notları yüksek verelim onu da çok doğru bulmuyorum. Yani neyse o Nereden da olmalı. Nereden tutarsanız sakat aslında şu iş yani. Kesinlikle öyle ama ödev konusunu gerçekten oturup çok ciddi ödev örnekleri hazırlayarak bu modelleme çok önemli her konuda modelleme çok ödevi de bir modelleme yapalım yani en güzel görev sorumluluk bilincini arttırıcı göre. görev hani ödev demeyelim ödev o kadar kötü geliyor ki bana ödev verdin mi ödevin var mı bugün çok şey geliyor bana böyle dosyalar hazırlanıyor ödevler konuyor İşte bugün senin yapacağın bu ben ne, ne zaman eğleneceğim ben ne zaman peki e bir okul iklim olarak öğretmeniyle yöneticisiyle velisiyle e Hiçbir ödev verilmeyen ama çocuğun kendi kendine öğrenme sorumluluğunu üzerine alıp akşam gittiği zaman şu bugün bunu çok merak ettim ve bunu araştırmak istiyorum diye tabletinin başına ya da kitabının başına oturabileceği bir iklim yaratmak mümkün mü hocam? Merak uyandırmak bence. O merakı uyandırdığınız zaman zaten o çocuk hemen araştırmasını yapıyor. Bir de onu dinlemek. Hani araştırdı da geldi karşına. Hiç önem vermedin ve onu dinlemedin. Bitirdin zaten. Artık bir daha o çocuğun merakını kendi kendine tatmin edeceği bir ortam yok oldu. Onu dinlemek, hazırlığına önem vermek ve hakikaten bunu alkışlamak değil ama bunu değerlendirmek çok Ölmeden, önemli. Ölmeden, yermeden geri bildirim Aynen aslında. Sınav olayına geldiğimiz zaman da hani okuldan belki de okuldan uzaklaştıran en önemli biri ödev bir sınav. Evet. Ee, bunun dışında çocuklar çok mutlu. Birbirleriyle çok mutlular. Dikkat et bak okulunu seviyor musun? Bilmiyorum ama arkadaşlarımı çok seviyorum diyor. <laughs> Öğretmenlerimi çok seviyorum. Yani çocukların arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle çok bir problemi yok zaten. Seviyorlar. Sevmediklerini o hani ben ödevimi yetiştiremezsem, sınavda kötü not alırsam. Bunlar da hayatın bir gerçeği tabii. Peki sınav olmasa olur mu? Bence olmaz. Sınav da hayatın bir gerçeği ama sınav için çalışma sistemini bilmek çok önemli. Sınav olmak zorunda çünkü yani bu merkezi sınavlar size şey gelmiyor. Çeşit çeşit sınav. Hani merkezi sınav var. Bir de biliyorsun okuldan okula geçiş sınavı var. Peki. Şimdi her okul sen çocuğunu alıp başka bir okula götürdüğünde diyor ki ben bir göreyim çocuğu, tanıyayım hakime. Bakalım hani bir davranışsal bir problem Tabii. ya da ne bileyim anlama güçlüğü var mı bir göreyim diyor. Yani çocuk her evrede sınava girecek. Sınava girecek. Ama asıl şu bahsettiğimiz şey LGS ise olmak zorunda. Çünkü nitelikli okul diye bir kavram yarattı yaratıldı. Yanlıştı Hı -hı. belki. Ama çocuk şimdi biliyor hangi okulun nitelikli olduğunu. Yani Hangisi? şu an isim vermek istemiyoruz ama öyle liseler var ki yüzlerce yıllık. E, mezunları birbiriyle çok güzel bir A ah şeklinde network o kadar evet. güzel ki sosyal hayatta da evet. iş hayatında da çocuk o okula gitmek istiyor. E peki ne yapacak? O okulun alacağı öğrenci sayısı belli. Evet. Dolayısıyla bu sınavlar ve sınav hazırlığı olmak zorunda. Ama sınav hazırlığını çocuğun hayatını zehir edecek şekilde devamlı bir elek üstünde. O çok çok şey bir durum. Devamlı elek üstünde onu denemelerle, sınavlarla ölçme değerlendirme içinde yaşatırsak bu çocuk başarısız da oluyor zaten. Halbuki evet sınava girecek ama eğer ona anlama odaklı ya da yorum yapmasını kolaylaştırıcı bir çalışma içine sokarsak bu çocuk hem mutlu bir yıl geçirecek 7 ve 8'de de hem de başarılı olacak sınavda. Peki şu anlama odaklı lafını hemen tuttum aldım. Çünkü son açıklamalarla yani son birkaç yıldır yapılan sınavlara ilişkin sınavların felsefesini değerlendiren Milliyetin Bakanlığı'nın ya da e, editörlerin eğitim editörlerinin yazılarına baktığınız zaman ciddi şekilde soruların anlama odaklı olduğu söyleniyor. Hatta pizza sonu sorularına benziyor diye de böyle bir hani daha kolay anlaşılsın diye başlıklar atılıyor. Anlama odaklı sorular e, nedir ki e, bu sizin demin dediğiniz gibi anlama odaklı ders modeline dönüşüyor. Ezberden uzak bence. Fakat bir konuda bir açıklığa da getirmek Lütfen. istiyorum bunu. Şimdi sorular evet anlama odaklı olsun tamam bilgiyi veriyor. Peki. Her türlü çocuğun yararlanacağı her şeyi veriyor. Yani ezberlemesini istememiş şey. Gerek şeyin. yok yani Karlofçan'ın şartları neydi diye gelirdi belki evet, siz sınava evet, girerken. Evet. Biz, biz öğretmenliğe başlamıştık. Hı hı. Belki sizden öncekilerde olabilir. Çok yaşları karıştırmayayım. <laughs> e, ama o zaman şey yapardık biz. Ee, dediğim gibi bu anlaşmanın şartları ne? Evet. Sonra değiştirdik bu anlaşmanın ekonomik şartları ne dedik. Hmm. Biraz daha yoruma dayalı oldu. Şartları verdik. Ama şimdi artık bitti. Yani o kronolojik sıra sormalar bitti onlar. Anlama odaklı ver bilgiyi anlasın. Ve onu yorumlasın ve çözsün. Ama şimdi bir değişik durum daha var. Hani Bilmiyorum. soru tipi değişti diyorlar. Evet. Bu konuda belki de benim ilk yorumum olacak bu senin programında. Şimdi soruları çok iyi inceleyen bir ekibim var. Soruya baktığın zaman aslında hani sorular zorlaştı falan deniyor. Aslında sorular zorlaşmadı. Öyle mi? Soruların e, bakışı değişti. Bence evet biz de baktığımız zaman öğretmenler bir dakika bu ne diyoruz? Artık o beylik soru tipi yok. Ama soru hani saatte şu kadar kilometre hızla bu kadar saat gider. Şu arttırırsa şu olur Hı. falan filan tarzı değil artık. Çocuğun o kadar değişik bir bakış açısıyla soru geliyor ki bu çocuğun bu soruyu çözebilmesi için bu yıl yetmez. Bu bakış açısıyla ilkokul birden itibaren yetiştirilmesi lazım. O zaman şu andaki sıkıntı da o değil mi? İnanılmaz sıkılıyorlar. Bir kere öğretmenler de sıkılıyor. Yani o tarz soru hazırlamak inanılmaz zor. ...değişik bir bakış açısı. Peki siz böyle bir ekibi var deyince mesela şu aklıma geldi... ...böyle zorlanıyorsa öğretmenler bu ekibi nasıl kuruyorsunuz? Siz aslında felsefeyi baştan mı yazıyorsunuz? Ee, aslında şöyle yapıyorum... Ee, ...o ekip de kendini yetiştirsin diye zümre toplantıları yapıyoruz. Hani zümre toplantılarında hazırlayalım dersimizi... ...şöyle bir bakalım işte ödevleri koyalım... ...o tarz bir zümre toplantısı değil. Bu işi en iyi bilen geliyor... Biz bu konuyu, bu soruları nasıl hazırlarız ve nasıl çözdürürüz? Bir kere biz çözelim önce. Zor, evvela öğretmenler olarak çocuk bunu bana soracak ve bir dakika içinde cevabını almalı. Ama soru o kadar farklı ve o kadar karmaşık ki çok basit ama soruyu birine sorduğunda sana yarım saat anlatır. Halbuki o soru sadece 10 saniyelik bir cevap. Evet. Bakış açısını vermek Bence çok ani bir değişiklik oldu bu. Bu çocukların 7 ve 8'de bu sorulara cevap vermeleri ama eski tip hazırlanmayla cevap vermeye çalışıyorlar. Çok zor. İlkokuldan itibaren sistemin değişmesi gerekiyor ki bu çocuklar bu sınav sorularında daha bir barışık olsunlar. Peki o zaman benim aklıma şu geliyor. Lise düzeyinde tartışmaya açıldı ama şimdi duyuyoruz ki ortaokul ve ilkokulda da benzer bir şekilde alan dersleri artık gündeme gelecek. Anlattığınız sisteme de benim hani şimdi sizden dinleyince çok kulağıma hoş geldi. Çünkü lise düzeyinde biz diyoruz ki artık matematik, fizik, kimya dersleri değil yani Milliyetin Bakanlığı diyor. Ben o kadar içime sindirdim ki yani o kadar hoşuma gitti ki sizin de fikrinizi merak ediyorum. Alan dersleri de şey e, branş dersleri değil alan soruları olacak. Yani atıyorum bugünkü konumuz hava kirliliği ise biz hem kimyada hem fizikte hem atıyorum biyolojide hem resim dersinde hem müzik dersinde bu alanı çalışacağız ve bu yeterlilikleri değişik alanlardaki yeterliklerini çocuğun bir yere getireceğiz diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Eğer bu konuşmalar ki hedefleri de böyle ortaokul ve ilkokula da 7-8 en azından e, gelirse anladığım kadarıyla bu sınavlarda daha rahat başarılı demiyorum daha daha rahat çocuklar olacak rahat çocuk da başarma konusunda daha şanslı olacak şey yok sınav sonucuna baktığın zaman o hayal ettiğin sıralama yok çünkü gerçekten çalışan çocuk gerçekten araştıran çocuk şaşırıp kalabiliyor ama şöyle bir bakıp da tahmini yürüten doğru yapabiliyor. O zaman ne oluyor? Okullar istedikleri çocukları seçememiş oluyorlar. Evet. Onların hayallerinde çok iyi dilini iyi kullanan, iyi matematik yapan, iyi fizik yorumlayan çocuklar varsa bu sınav bunu seçmiyor. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi 7 ve 8'den itibaren bu tarz bir şey ama bahsettiğim özellikle matematik. Şimdi Eskiden bir Türkçe vardı, çok zorlanırlardı. Evet. Çünkü kelime hazneleri çok dardı. Anadolu'daki çocuğun Türkçe'si İstanbul ya da büyük şehir çocuklarından daha iyiydi. Yaşam, yaşamı bulunduğu ortam onun daha çabuk olgunlaşmasını sağlıyordu çünkü. Ama matematik olarak çok daha gerideydi. Şimdi bugün bakıyorum gerçekten matematik şu anda çocukların başının derdi olmuş durumda. Bu yeni sistem matematik kitaplar, yayınlar tamamen birbirine karışmış durumda. Herkes yetişmeye çalışıyor. Acaba ne kadar soru üretebilirim yeni sisteme uygun? Ama bence sorudan ziyade bu çocukların küçücükten itibaren bu kültürü ya da bu anlama odaklı öğrenmeyi, dediğin gibi branşlaşma dışında bir yaşamı ...hazırlamak lazım. 7 ve de özellikle. Peki matematiği niye sevmiyor bu çocuklar hocam? Çok güzel bir soru sordun. Matematikten hoşlanmıyorlar. Çünkü... E, ...on parmakla işlem yapmaya... ...küçücükten başlıyor. Sayarak yapmaya başlıyor. Matematiğin aslında kendisini... ...tartmak için en tehlikeli... ...ürün olduğunu biliyor. Gerçekten biliyor ki bu... ...en tehlikeli ürün. E, matematikle siz... ...zekayı ölçebilirsiniz zannediliyor. Aslında çeşit çeşit zeka türü evet. var tabii. Ama matematik en somut olanı. Birinci sınıftan itibaren eğer çocuk matematiği sevdiren bir öğretmenle... ...baş başa kaldıysa evet. matematik uçar gider. Ama eğer matematiğin bir oyun olduğunu... ...aynı çekirdek çiğnemek gibi onu hani bite, bitmesin diye bakarsınız... ...tek evet. devam devam matematiğin böyle olduğunu hissettiği zaman... Matematik bir oyun, bir muhteşem bir zeka oyunu. Bunu gördüğü zaman çocuk uçar gider. Ama şimdi matematik biliyorsun sizin zamanınızda havuz problemi, yol problemi, <laughs> yaş problemi ızdıraptı. <laughs> Isdırap, evet. o problem yani o problem biliyorsun hani içinden çıkılması gereken bir Ve sürekli şey. bir çeldirici arayarak değil mi? Yani tuzak hep, soru. Biz sürekli sorunun içinde bizi ne çeldiriyor diye aramaktan işin gerçek somut sorununa varamadık bütün. Eee okulların seçme sınavlarını hazırlardık bir zamanlar tuzak hazırlamaya çalışırdık. Nasıl kandırırız Şimdi da tuzak düşürürüz. Bunu ee, bilemiyorum ya. Yani <laughs> bence şu an okullardaki en en önemli şey okul içi. Muhakkak çünkü 8 saat öğretmenlerle beraber. Matematikle ilgili bence oyunlar düşünmeli. Yani sadece okulun duvarlarına matematik panoları falan yaparak okul, matematik Çok okulu haydi. haline getirilemiyor anladım kadarıyla değil mi? Hani sadece panolara koymak, sadece matematik günleri yapmak falanla bu iş olmuyor anladığım kadarıyla. Yani matematiği sevdirmek muhakkak. Çok özür dilerim. Estağfurullah hocam. Nazarım değdi size ya. Deyici, <laughs> matematik matematik bir şey oldu. Şimdi evet. Yani hani hakikaten okulu konuşuyoruz, sınavı konuşuyoruz, matematiği konuşuyoruz. Bunların tümünün içinde derin bir felsefe olduğu ve bu felsefe arayışımızın hiç bitmeyeceğini ben çok kolaylıkla anlayabiliyorum, çok kolaylıkla görebiliyorum. Bence bir öğretmenin asıl görevi de bunun bir felsefe olduğunu, aradığımız şeyin bir felsefe olduğunu görüp branşın bekçiliğini yapmaktansa Alanın sorumluluğunu üstüne alması gerekiyor. Ben en çok buna üzülüyorum. Hani öğretmenler sürekli ders üzerinden kendi kimliklerini tanımlamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte çok hatır sayılır tweet alıyorum sosyal medyadan. işte şey ben tarih dersi kalkmasın, <laughs> matematik dersi kalkmasın. Efendim o zorunlu değil, bu zorunlu değil. Ben hep şunu söylüyorum cevaben diyorum ki hiçbir zaman bir dersin bekçisi olmayın öğretmen dostlarım. Çok. Siz Açın alanı, alanın sorumluluğunu üzerine alın Diyorum. Bilmiyorum siz neler eklersiniz? Açıyı geniş tutalım ama en önemlisi de Ece. Yani çocuklarla ilişkiyi çok ciddi anlamda önemseyelim. Yani bütün dersler için aynı şeyi söyleyeceğim. Çocuklarla ilişki ne yaparsan yap. Her şey vesaire. Küçük hani hangi yaşta olursa evet. olsun. O ilişkiyi eğer e, ayarlayabildiysek o çocuğu önemseyip de kendimize yaklaştırabildiysek gerisi her şey vesaire. Her şey. Yani bunu okulun bunu başarması bazı şeyler vardır. Ben hani eğitim hayatında bakarım. Bazı öğretmenlerin kapıları <laughs> tıklım tıkıştır. Evet. Öğretmen geleceği için heyecan içinde kapıda bekler. Ama bazıları da vardır. Hani seçmeli bir derse içeride öğret öğrenci yoktur. Hani seçerek hı -hı, giriyorsa yani. Ne olur biz ilk öğretmenden olalım. Çocukları önemseyelim kucaklayalım, değer verelim. Onun hayatını nasıl daha kendi kendine devam ettirecek bir halde olacağını düşünerek rehber olalım. Ama en önemlisi model olalım. Neyimizle? Her şeyimizle. Kılığımız, kıyafetimiz, konuşmamız, hayata bakış açımız. Bunun hepsi çok önemli diye düşünüyorum. Peki hocam ben sizle daha saatlerce sohbet ederim. Çok teşekkür ederim. Sosyal medyada görüşlerinizi paylaşmaya devam edeceğiz. Sizin gibi hem tarihinde öğretmenlik olan hem de ruhunda öğretmenlik. Öğretmeyince çok fena alıyorum, yaş ortaya çıkıyor. <laughs> Bütün hayatını öğretmenliğe adamış ilk gençliğinden beri öğretmenliğe adamış biriyle birlikte yol yürümek çok keyifliydi. Bu programda da ederim. büyük katkılarınız var sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Efendim biz bugün e, okulu konuştuk, eğitimi konuştuk, e, çocuklarımızın geleceğini konuştuk. Ben her zaman şunu söylüyorum, çocukları geleceğe hazırlamak bir anne babanın sanıldığı ya da çok ağzımıza pelesenk olduğu... ...gibi pek de sorumluluğu değil. Yani biz zaten geleceğe ait çocukları... ...geleceğe hazırlamaya kalkarak... E, ...haddimizi biraz aşan bir şey yapıyoruz. Olsa olsa çocukları... ...bugünün iyi savaşçıları... ...bugünün iyi dirençli insanları yapabiliriz. Bu okullardan geçiyor dedi hocam bugün. Bugünün iyi savaşçısı... ...mücadelecisi olacaksanız... ...okullara ihtiyaç var dedi. Peki sınavlar dedik. Evet sınavlar da olmazsa olmazımız ama... ...sınavlar hayatımızı mı belirliyor... Yoksa hayatımız mı sınavların küçük bir parçası bunu karıştırmayalım dedi. Biz bunun üzerine tonlarca konuşma yaparız. Haftaya yine bilişimi, sosyolojik olarak eğitimi, okulu konuşacağız. Yeni bir programda çarşamba günü birlikte olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Woman TV'nin çok değerli ekibiyle hazırladık ve ekranlarınıza getirdik bu programı. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın efendim.